Uğurcuğum, sen ne boşluğu doldurmaya çalışıyorsun? Bak, benim kendime çok sorduğum bir soru. Biz ha babam de babam bir şey yapıyoruz. Birbirimize sürekli çeşitli kanallarda ve ortamlarda zaten rastlıyoruz. Bir araya gelmediğimiz zaman. Ha, bir çaba içerisindeyiz. Ben kendi çabamı 3 aşağı 5 yukarı düşünüyorum arada. Sen niye bunu yapıyorsun? Sen niye bu kadar anlatıyorsun, yazıyorsun? Bir de anlattığından çok yazıyorsun zaten. Hangi boşluğu doldurmaya çalışıyorsun? Bence çok iyi bir soru. Ben de düşünüyorum ve zannedersem kendimi doldurmaya çalışıyorum. Ama kendimi doldururken böyle şu an konuşuyor olmamız benim için çok garip. Ya da televizyonda konuşuyor olmamız ya da sahnede konuşuyor olmamız. Çoğu zaman düşünüyorum bu insanlar beni niye dinliyor diye. Şaka değil bu. Gerçekten bu insanlar bir niye beni dinliyor? Niye benimle fotoğraf çektirmek istiyorlar? Hatta artık konuşmaların bazı kısmına şey diye girmeye başladım. Yani ben yaşam gurmesi falan değilim ancak tecrübelerimden mesulüm. Hani bunları anlatıyorum. Hani umarım sizin deneyimlerinize de uygun gelir diye açıyorum, kapatıyorum. Çok uzun yıllardır okuyorum, çok uzun yıllardır yazıyorum. Gerçekten benim için 10 yaşında yaklaşık başlamış. Bitmek, tükenmek bilmeyecek inşallah bir okuma, anlama ve yazma yolculuğu ve üretim yolculuğu son yıllarda sanatın da içine girmesiyle birlikte. O yüzden önce dedim yani bütün de kendimi doldurmaya çalışıyorum. Sonra ne kadar bildiğimi anlamaya çalışıyorum. Önemli. Ne kadar biliyorum? Bilmiyorum çünkü ne kadar bildiğimi. Gidilecek yolu anlamaya çalışıyorum. Yani nereye kadar gidebilirim diye anlamaya çalışıyorum. Kendimi törpülemem gereken yaptığım işlerde geride bırakmam gereken işleri düşünüyorum. Bazı işleri iyi yapamıyor olabilirim. Hangilerini iyi yapamıyorum acaba? Tam emin olayım diye onları böyle kesip biçip tırpanlayıp geride bırakmaya çalışıyorum. İnsanları anlamaya çalışıyorum, asla başaramıyorum. Dünyayı daha bütününde evreni anlamaya çalışıyorum. Bu da çok zor durunuyor. İnanç olgusunu yani önemli kavramsallıkları tek tek anlamaya çalışıyorum. İşte inanç nedir, varoluş nedir, geçmiş neydi, gelecek neydi, zamanı anlamaya çalışıyorum. Bu olguları tek tek anlamaya çalışıyorum. Yine bence hiçbirisinde herhalde anlayamadığım için de çok konuşup yazıyorum. Metal heykelden mantar uzmanlığına akademisyenlikten bu mantar uzmanlığı yanlış anlaşılabilir. Yok şimdi normal mantar. Ama yani bakınca bereketli bir hayat nereden geliyor diye bakınca ben de hep aynı şeyi yapmaya ve anlatmaya çalışıyorum. Ya o kadar çok şey var ki sadece benim işim değil ben anlamam diyerek kapıları kapattığımız hayatın %99.9'luk bölümüne bir nazar etsek yetecek yani. Şu senaryoyu bir tık kararlı değiştirmek mümkün. Yani o kadar çok sıkılan insan gördüm ve o kadar anlamıyorum ki yani sıkılmak nasıl mümkün olabiliyor? Ki cep telefonunun olduğu bir zamanda zaten sıkılmak diye bir şey mümkün değil ama o olmadan da yani hayatın bizzat kendisiyle şu merak, anlama, keşif, genişleme arzusuyla acık teşvik mesai yapmak bizi buluşturan yer galiba orası. Kesinlikle. Acayip bir boşluk var hacı. Yani bomboş. Mesela felsefede bile öyle. Binlerce kitap yazmış. Abi felsefe alanı bomboş. Her düşündüğünde yeni bir şey çıkıyor mesela. Tabii genellikle Aristo ya da bildiğim James senden önce düşünmüş oluyor ama olsun. Hepsini okumak zorunda değilsin. Fakat müthiş bir oyun alanı var. Pist müsait de dansa niyet yok gibi geliyor bana.